Kamera arkasında ciddi bir serüven var aslında. Bizim işimizde de olduğu gibi. Ben ayakkabılarımın toz olmadığı bir projede mutlu olamıyorum. Şöyle söyleyebilirim, aslında her iş benim için bir heyecan. Çünkü her iş birbirinden farklı. Her bina birbirinden farklı. İşini çok sevmek bence en büyük motivasyon. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlara. Zor olan başarılır, imkansız vakit alır. İsmim Kıvanç Sayın. 1983 Ankara doğumluyum. 18 yıldır Gala Sahne firmasının kurucu ortağıyım. Genel koordinatörüyüm. İlkokul, ortaokul, lise hep Ankara'da geçti. Daha sonra üniversiteyi de Süleyman Demirel Üniversitesi, baba tarafından da memleketimiz olan Isparta'da okudum. Makine mühendisliği bölümünü bitirdim. Sektörde bir firmayla çalıştım. Sonra kendi firmamızı kurduk. 2009 yılında Gala Sahne Sistemlerini. O günden bugüne de devam ediyoruz. Çocukluktan beri aslında hayalim tiyatroydu. Tiyatrocu olmaktı. Hani böyle sorarlar ya, küçükken ne olmak istersin? Doktor, itfaiyeci, polis derler. Bir tiyatroya hep bir merakım vardı. Hep hoşuma giderdi tiyatro. Bu arada kameralara da alışkın olduğumu düşünüyorum. Çocukluğumda TRT'de Susam Sokağı'nda 25 bölüm oynadım. Çocuk sanatçı olarak. Daha sonra böyle birçok yarışmaya katıldım. O Susam Sokağı hepimizin böyle küçüklüğünün izlediği televizyon programıydı. Şans bir şekilde gene kamera karşısındayız. Sahnedeyiz. Tiyatrocu olmak isterken işte ailenin yönlendirmesiyle matematik fen seçtim ve makine mühendisi oldum. Makine mühendisi olunca da bir şekilde yolumuz gene işte sahnede, tiyatroda kesişti. Bugün işte kültür yapıları yapıyoruz. Neler derseniz bu kültür yapıları, kongre merkezleri, kültür merkezleri, tiyatro salonları, opera, balo salonları, otellerin eğlence animasyon sahneleri, öyle büyük nitelikli işler yapmaya çalışıyoruz. Kamera arkasında ciddi bir serüven var aslında. Ciddi bir hazırlık süreci var. Bizim işimizde de olduğu gibi. Ben ayakkabılarımın toz olmadığı bir projede mutlu olamıyorum. İşin inşaat kısmından girip o bütün macerayı birlikte takım arkadaşlarımızla yaşayıp işi bitirdikten sonra o sahne perdesinin kapanıp açıldığı, ışıkların yandığı, seyircilerin işte oyunun ilk galasını alkışladıkları programı izleyene kadar ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama o en son projemizin galasının yapıldığı an işte bizim en keyif aldığımız an oluyor. O başarma hissi. Bizi en çok tatmin eden kısım o. Sektörü çok yakından takip ediyoruz. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da gezmediğim salon kalmadı diyebilirim. Bazı oyunlardan, bazı performanslardan çok etkilendim. İnşallah bir gün Türkiye'ye de Amerika'daki salonlar gibi salon yapmak isterim. Çünkü entertainment, eğlencenin kalbi maalesef orada atıyor. Şöyle bahsedeyim, biz kaba inşaat süreci bitiyor. Kaba inşaat süreci bittikten sonra eğer mimari bir projemiz varsa zaten mimari bir firmayla bu işi önce projelendiriyoruz, şekillendiriyoruz. Ama eğer mimari bir proje, iç mimari bir detay yoksa önce proje departmanımız bu işi devralıyor. Salonun akustik verilerini hesap ederek, niteliğini düşünerek, tiyatro salonuysa tiyatro salonu performansına göre, konferans salonuysa dijital sese göre akustik bir tasarım yapılıyor. Ve tabii ki her zaman odak noktası sahne. Gözler hep sahnede olduğu için sahnenin genişliği, yüksekliği, derinliği, içindeki sistemlerin detayları hep bizim tarafımızdan projelendiriliyor. Bu da ne oluyor? Tiyatroda hızlı dekor değiştirmeye, derinlik katmaya,
ışık açılarını iyi belirlemeye yarıyor. Salon tasarımını yaparken de bunlara çok dikkat ediyoruz. Çünkü ses, doğal ses, izlediği bir yol var. O yolu da iyi takip etmek lazım. Bazı yüzeyleri yansıtıcı, bazı yüzeyleri yutucu tercih ediyoruz. Herhangi bir yankı oluşumuna engel olmak için. Bu gibi kriterler var. Konferans salonu yapmak gerçekten zor. Kültür yapısı yapmak zor. Çünkü birçok kalemi içinde barındırıyor. Ve bunların birbiriyle uyumu çok önemli. Bir de görsel olması lazım tabii. Yaptığımız iş hem işlevsel, hem görsel, hem de kişiye özel, projeye özel. Dolayısıyla bu bizi zorlaştıran unsurlar. Yurt dışı fuarlarını sürekli takip ediyoruz. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Teknolojiye çok önem veriyoruz. Çünkü teknoloji de ciddi bir gelişim gösteriyor. İşte bugün sahne mekanik sistemlerini yaparken dokunmatik panolardan şu anda tamamen uzaktan kontrolle, iPad'le, telefonla yönlendirebileceğimiz sistemlere döktük işi. Salon tarafında da benzer kriterler var. Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bir projeye başlamadan kullanıcı kim, bu salonu kim işletecek, bunların hepsini bilmek istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Eğer bir tiyatro salonuysa bu konuda uzman kişiler, tiyatrocular, ışıkçılar, sesçiler hepsiyle bir araya gelip beklentilerine, taleplerine, ne sıklıkla oyun oynayacaklar, bunların hepsini öğrenip bütün çalışmamızı buna göre yapıyoruz. Eğer bir salon kongre merkezi ise, daha çok dijital ses varsa salon tasarımımızı buna göre değerlendiriyoruz. Eğer tiyatro salonuysa, canlı performansa buna göre akustik verileri ve malzeme seçimlerini buna göre yapıyoruz. Tabii ki burada sanatçı, oradaki oyun, program, bunların hepsi bir araya geldiğinde de güzel bir proje ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla uzman kişilerin görüşleri bizim için önemli. Bu teknolojinin getirdiği yeniliklerle örnek vereyim. Bir VR sunum teknolojisini kendi projelerimize yansıtma kararı aldık. Bundan 7-8 yıl önce VR gözlük yeni çıkmış. Salonu 3 boyutlu modelledik. 3 boyutlu modelde belli açılarda çekimler yaptık. Ve bunu VR gözlükle, işte üniversite yapıyorsak rektörümüze veya cumhurbaşkanlığını yapıyorsak beyefendiye, bir belediye hizmet binası yapıyorsak belediye başkanına VR gözlüğümü takıp İşte salonda protokol koltuğundan tavan nasıl gözüküyor, yan duvarlar nasıl gözüküyor, zemin nasıl, sahne nasıl, bunların hepsini izletme şansımız oldu. Ve projeyi uygulama bittikten sonra nasıl bir görsel, renk seçimlerine kadar sunum yapma teknolojisini getirdik. Bu da bize inanılmaz hız kattı. Çünkü böyle bir sunum yaptıktan sonra artık konuşacağınız şey işte duvar, tavan modeli bu olsun, sahne böyle olsun değil de hangi renkleri seçelim? Sahne perdemiz ne renk olsun, koltuğumuz ne renk olsun kısmına geçtik. Ciddi bir level atlattık tabii. Gala Akustik diye bir markamız var. Gala sahnenin yanında. Gala sahne, sahne tasarımı yapar. Gala Akustik salon tasarımı yapar. Bir de ses, ışık, görüntü var. Tabii ki bu işin olmazsa olmazı. Hepsi birbiriyle koordineli. Orada da Gala AVL diye ciddi bir markamız var. Ses, ışık, görüntü tasarımı, projelendirmesi ve uygulaması yapıyoruz. Her sene iş sayımızı, proje sayımızı, ekip sayımızı ciddi oranda artırdık. Bu da bize ciddi bir güç getiriyor tabii. Çok büyük bir kadromuz var. Gala Akustik'te komple mimari ve iç mimari ekip var. Orada herkes mimar, iç mimar,
inşaat mühendisi. Gala sahnede ciddi bir makine mühendisi kadromuz var. Mekatronik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi. Ben makine mühendisiyim. Gene şirket ortaklarımızdan İnanç Bey, o da mühendis. Dolayısıyla biz biraz teknik kadroya önem veren, mühendis mimar tabanlı, teknolojiyi de takip eden bir firmayız. Bugün onu söylüyorum. Hedef ilk önce yurt içinde sektör lideri olmaktı. Daha sonra da yurt dışına atılıp yurt dışında da markamızı duyurmaktı. Çok şükür bugün onu da başarmış durumdayız. 3 yıldır ertelenen sektörün dünyanın en büyük fuarı Frankfurt Messe'de ProLight Sound, Profesyonel Ses Işık Görüntü Sistemleri adı altında Türkiye'den tek katılımcıydık. Orada standımız çok ilgi çekici bir standtı. Büyük bir yerimiz vardı. Hem Türkiye'den misafirlerimizi hem de yurt dışından ciddi projesi olan danışmanlık yapan müteahhit firmalar, inşaat firmaları ve çözüm ortaklarımızı ağırladık. Göğsümüz kabardı açıkçası. Çünkü Frankfurt dünyanın işte en büyük organizasyonlarının yapıldığı bir fuar. Markamızı yurt dışında temsil etmek. Şu andaki en büyük arzımız bu. Başladığımda bir elin parmaklarını geçmiyordu firma sayısı. Bu pandemiyle birlikte tabii ki küçük işletmeler maalesef kendilerini savunma yöntemlerini şirketlerini kapatarak başardılar. Biz pandemide hep özel izinlerle çalıştık. Çünkü devam eden yüklü projelerimiz ve ağır sözleşmelerimiz vardı. Yurt dışında devam eden. Yurt dışına açılmanın bir avantajı da bu oldu bizim için. Hem ihracat yapıyoruz. Ciddi bir ihracat getirisi var gala sahnenin. Hem de yurt dışı projelerinde durmadık. Çünkü taahhütlü işlerdi. Montaj belki yapamadık. Montaj planımız aksadı ama üretim yaptık. Bugün hala o yoğunluğumuz devam ediyor. Şöyle söyleyebilirim. Aslında her iş benim için bir heyecan. Çünkü her iş birbirinden farklı. Her bina birbirinden farklı. Kazakistan'da yaptığımız bir proje vardı 2 yıl önce. Turan Kongre Merkezi diye. Bu projede masaya 3 firma oturduk. Bir Alman firması, bir İtalyan firması, bir de biz Türk firma olarak biz yer aldık. Bu arada inşaat firmamız da İtalyan bir firmaydı. Temel fıkrası gibi oluyor. İşte bir Alman, bir İtalyan, bir Türk. Biz yelpazeyi çok genişletmiştik. Alman firma sadece sahne mekanik sistemlerini yaparım. Ben sadece sahne tasarımını yaparım dedi. İtalyan firma ben sahne tasarımını, sahne tekstilini ve salon tasarımını yaparım. Salon akustik uygulamalarını yaparım dedi. Biz kalın bir dosyayla gitmiştik ansiklopedi gibi. Dedik ki biz hem sahne tasarımını yaparız Gala sahne markamızla, hem salon akustik tasarımını yaparız Gala akustik markamızla, hem ses, ışık, görüntü kısmını yaparız ve bunu da bu markalarla yaparız. Onu da bu fiyata yaparız dedik. İkinci oturuma İtalyan firma dedi ki Alman ve İtalyan firmaya teşekkür ediyoruz. Biz Gala sahneyle ikinci oturuma geçmek için sizden müsaade istiyoruz demişti. Çok gururlanmıştım. Hem firmam adına hem orada bir Alman İtalyan firmaya üstünlük sağlama konusunda. Çünkü sunduğumuz marka model listesinde hem Alman firmanın hem İtalyan firmanın kullanacağı markalar yer alıyordu. Birinci alternatif, ikinci alternatif, üçüncü alternatif şeklinde. Dolayısıyla inşaat firmasında da hiçbir soru işareti oluşmadı. O işi aldık. Hemen arkasından Türkmenistan'daki büyük proje aldık. 3000 kişilik, 2 salon, Akev diye geçiyor. At Türkmenler'de kutsal ve önemli bir hayvan. Dolayısıyla sahne hareketli, iniyor çıkıyor. Sahne aynı zamanda manej oluyor. At gösterileri yapılıyor, sirk gibi düşünün. Bu gösteriler yapılmadığı zaman da sahne kotuna geliyor, sahne oluyor. Veya kongre varsa salonda, önemli bir toplantı varsa sahne platformu bodrum kata iniyor. Oradan otomatik koltuklar üzerine yüklenip kaldırılıyor. İşini çok sevmek bence en önemli motivasyon.
biz her gün işimizin başındayız ve mutlu bir çalışan kadrosu hayal ettik. Böyle planladık. Hep teknik insanlar. Zaten tekniği konuşurken çok rahatız. Ama şunu söylüyorum. Bugün çok niş projeler, zor projeler gala sahneye gelir. Arkadaşlara hep şunu söylerim. Arkadaşlar, zor olan başarılır, imkansız vakit alır. Dolayısıyla biz imkansızı kovalayalım. Bu yönde de bu motivasyonla da işimizde başarıya ulaşıyoruz diye düşünüyorum. Olduğumuz yer bunu gösteriyor. Bunu yıllardır kendime de soruyorum. Neden Ostim'deyiz diye. 18 yıldır Ostim'deyiz. Ostim Türkiye'nin organize sanayi bölgesinin kalbidir. Ve burada olmaktan çok mutluyuz. Onu söyleyeyim. Savunma sanayine de burada iş yapılıyor. Makine üretimi de yapılıyor. Çok ciddi makine ve ekipmanlar yapılıyor. Dolayısıyla burada tedarikçilerimize de çok hızlı ulaşma şansımız var. Bu nedenle Ostim'de olmak bizim için çok büyük bir artı. Ne ulaşım problemimiz var, ne tedarik problemimiz var. Bu anlamda Ostim'de olmak gerçekten bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Çalışanlarımız, arabayla gelemeyenler bile metro ile gelip şirketimize 5 dakika mesafede ulaşabiliyorlar. Çok merkezi. Hem Türkiye'nin kalbindeyiz Ankara olarak, hem Ankara'nın kalbindeyiz Ostim olarak. Dolayısıyla ilelebet üretim ve koordinasyon Ostim'de olacak diye düşünüyorum.